Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda internet sayfamızın giriş formu ve yeni üyelik formunu özelleştireceğiz. Daha güzel bir şekilde getireceğiz bir eklenti sayesinde. Bu eklenti şöyle göstereyim. Yeni hali şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Daha pratik, güzel, kısa, hemen buradan dolduracaksınız. Şifre 6 rakam ya da harfe kadar arkadaşlar. Bir taraftan da burada şeyi de çözmüş bulunuyoruz baktığınız zaman. Yeni üyelikte zorluk derecesiyle ilgili bir şifre sıkıntısı var biliyorsunuz. Yeni üyeler 12 karaktere kadar yazmak zorunda kalıyor. Bu da çok sinir bozucu bir şey sayfaya üye olurken. Bunu da düzelttik bir şekilde de bu eklentiyle düzeltiyoruz. 6 harfe kadar rakam ya da harf işte karışık. Aslında ne kadar uzun olursa sizin için daha iyi ama akılda tutmak biraz zor tabii ki bu da. Bunda da onu çözmüş bulunuyoruz. Girişe de normal üyeysek zaten bu şekilde zaten giriyoruz sayfamıza. Eski hali nasıldı arkadaşlar? Bu şekilde bakın böyle bir şeydi. Bunu bir eklentiyle bu şekilde getireceğiz arkadaşlar. Eklentimiz zaten gördüğünüz gibi login, register, pop-up. Hatta bunu pop-up olarak da açabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Ben kullanmıyorum açıkçası. Siz bilirsiniz tabii ki. Eklentiyle biraz böyle kurcaladığınız zaman bir şeyler yapabilirsiniz. Bu eklentinin güzel yanı da arkadaşlar WooCommerce'de şöyle bir şey var. Bir tane daha eklentiyle artı bir eklentiyle müşteriler mesela bunun şöyle diyeyim, sahte siparişlerin önüne geçme ihtimali çok yüksek. Nasıl mı? Bakın, hemen bir tane örnek vereceğim. Ondan sonra da eklentilerin kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar. Mağazaya geçelim. Normal hiçbir üyeliğimiz yok şu an tabii ki. Mağazaya geçelim, bir tane ürün alalım. Sepete gidelim. Evet, ödeme sayfasına gidelim. Gördüğünüz gibi. Çünkü burada normalde siparişi tamamlamamız için bir nasıl diyeyim bir form vardı zaten biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada mesela aynısını da bakın bu web'de olan sayfamız. Onu da ayırdım mesela fark edilsin diye test web diye geçiyor. Bu da lokal hostumuzdaki sayfamız. Şimdi web'deki olan sayfamızı da deneyelim. Bakalım şimdi. Sepete ekleyelim. Sepeti görüntüle. Aynısı ödeme sayfasına git diyelim. Şimdi burada bu şekilde bir form çıkıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bazı eklentilerle bunu otomatikman doldurup size gönderiliyordu bu. Sipariş gönderiliyordu. Otomatikman ne oluyordu? Sayfanızda sıkıntı yani fake dediğimiz sahte siparişler. Sahte hesaplar bir şekilde size ulaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman da bunu üyelik yapmadan da yani siparişi tamamlayamayacaklar. Yani otomatikman ne olacak? Yeni bir üyelik olacak. Bunları doldurulması lazım. Bir şekilde bu da baya bir uzun süre olacak arkadaşlar. Yani şifre onaylaması yapılacak. Bakalım burada da şimdi yani baktığınız zaman bakın gördüğünüz gibi e-posta adresi bunlar filan. Bu adres kısımlarını zaten burada tamamlı üye olduktan sonra zaten onu da göreceğiz zaten. Tekrar bu forma ulaşacaksınız. Adreslerinizi dolduracak, adres bilgilerinizi dolduracaksınız ama şimdi sipariş otomatikman tamamlanmayacak arkadaşlar. Güzel yanı bu. Bakın burada ad, soyad filan işte e-posta adresi bunları doldurduğunuz zaman işte direkt siparişinizi seçip onaylıyordu. Böyle eklentiler var. Fake İşte sahte sipariş oldurup bir sürü sizin zamanınızdan çalacaklardı. Bununla yani bir şekilde biraz da olsa önüne geçileceğine inanıyorum ben. Onu da söyleyeyim. Tabii dediğim gibi ufak bir küçük bunun yanında bir başka bir eklentiyle onu yapacağız. Şunla arkadaşlar bakın. Yani sipariş tamamlanmasından önce ödeme sayfasından önce üyeliği getireceğiz. WooCommerce'de de bir tane ayarımız var. Onu yapacağız. Onu da göstereceğim. Evet, uzun lafın kısası, bayağı uzun bir giriş oldu. Hemen
eklentilerimizin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Sayfamızın kontrol paneline geliyoruz arkadaşlar. Eklentiler kısmına giriyoruz. Yeni ekle diyoruz. Burada login, bakalım login yazınca çıkacak mı zaten. Bakalım. Ya biraz daha, evet. Şöyle, şöyle devam edelim. Evet. Tamam. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi kurulumunu yapıyoruz. Ayrıyeten, yani yapmak isteyen e-ticaret sayfası olan arkadaşlar için, eğer e-ticaret sayfanız yoksa zaten şimdiki kuracağımız bir soru, şu kuracağımız eklentiyi, yani bunu kurmanıza gerek yok zaten arkadaşlar, ama e-ticaret sayfanız varsa bunu da isterseniz kurabilirsiniz, size kalmış bir şey. Şöyle bir kopyalayalım. Evet. Şöyle geçelim. Şöyle yapıştıralım. Bakalım. Evet, bunu da kuralım. Eklentiler bölümüne girmişken onu da aradan çıkaralım. Bunu etkinleştirelim. Bir de bunu etkinleştirelim. Şimdi eklentileri kurduk. Arkadaşlar hemen buradan bir ayarlarına gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi buralarda herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Bu dediğim gibi pop-up olarak açmak istiyorsanız bunu açarsınız arkadaşlar. Burada da isterseniz hangi sayfalarda gösterilmesini istiyorsanız o şekilde yazarsınız arkadaşlar. Bakın burada zaten yazmış. Dahil, evet, şeklini. Buradan renklerini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani ne yapabilirsiniz? Renk, yani istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Buradan ayarlarını isterseniz büyütürsünüz, küçültürsünüz. O size kalmış. Onları yapabilirsiniz. Formun renkleri bunlar arkadaşlar. Bu da pop-up'ın açılacak olan sayfadaki renkleri, işte büyüklüğünü falan seçebilirsiniz. Pop-up'ta ama takılabilir arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. O yüzden ben kullanmıyorum. Direkt normal sayfa olarak açılsın diye düşünüyorum. Oradan bunları yapabilirsiniz. Adventure, onu da eğer CSS biliyorsanız buradan biraz daha değişiklikler yapabilirsiniz. Info bilgilerinde burada anlatmış. Bunları da inceleyebilirsiniz. Burada da bunlar da ücretli arkadaşlar zaten. Bye 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 demiş. Evet. Şurada bakın. Şu registration fields dediği alanın şuraya basın. Burada formun arkadaşlar kullanılacak kısımların özelleştirmeleri. Yani burada Türkçe karakter, şey, Türkçe işte yazmanız lazım. Kullanıcı adı şudur budur. Bunları değiştirmeniz lazım. Ben bunların Localhost'ta arkadaşlar Türkçesini çevirdim. Sayfanı şöyle eklentinin. Hatta bir bakalım biz de. Settings. Bu bizim Localhost'umuzdaki tabii ki. Böyle. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı, işte e-posta, adınız, soyadınız, onların hepsini Türkçe karakter olarak yazdım. O yüzden o şekilde çıkıyor zaten. Siz de bunları yapabilirsiniz. Lokal, yani buradan değiştirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ayrıyetten de daha önce bununla ilgili bir video çekmiştik biliyorsunuz. Türkçeleştirme ile ilgili Loco Translate'i kullanıyorum arkadaşlar. Buradan temalar, eklentiler var. Eklentilerin eğer dil şablonları varsa Türkçe şablonlarını da oluşturup burada Türkçeleştirmelerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Daha önce bunun videosunu çektim. Eğitim videosunu çektim. Üst tarafta da koyacağım karta. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı basit. Şimdi burada ben Türkçeleştirmelerini yapmayacağım şu an. Bu kadar uzatmayalım işi. Yalnızca nasıl olduğunu gösterdim. Dediğim gibi burada herhangi bir şey yapmıyorsunuz zaten. Açıyorsunuz bunları.
O kadar. Yeni gelecek üye işte yani müşterim olsun buradan artık nasıl kayıt olmasını istiyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. Buradan isterseniz sayfaya üye olduktan sonra başka bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Hesabımın sayfasına geçmeyebilir. Direkt oradan başka bir sayfaya yani giriş yaptıktan sonra yönlendirebilirsiniz ya da yeni üye olduktan sonra yönlendirebilirsiniz. O özellikler var. Onun haricinde bakalım isterseniz başka ne var? Bir de e-ticaret sayfasıyla uğraşan arkadaşlar için hemen bir ufak ayar yapalım. Eklemiş olduğumuz ikinci eklenti vardı ya arkadaşlar şu. Onun bir ayarını yapalım hemen. Ayarlara geldik. O da arkadaşlar hesaplar ve gizlilik. Burada şunu ödeme sırasında bir hesap oluşturmasına izin verin. Yani şöyle yapalım. Şunu seçelim. Bir dakika. Daha biz nasıl yapmışız? Hemen ona bir bakalım. Evet, müşterinin hesabım sayfasında hesap oluşturmasına izin verin demişiz. Tamam. Şu şekilde yani. Değil mi? Evet, doğru. Bunu da kaydediyoruz. Şimdi bir tane test yapalım bakalım. Hemen bir sayfa daha açalım. Hemen test kurulum. Geldik. Evet, bir ürün alalım. Mağazadan gelelim. Bakın arkadaşlar sayfamızda böyle bir şeyler ekliyoruz ediyoruz. Şunların da hatta bakın bu YouTube'la ilgili bir şey. YouTube playlist sitesi. Bununla ilgili de ileriki günlerde bir eğitim videosu yapacağım. Sayfanızda eğer YouTube kanalınızda videolar paylaşıyorsanız bu şekilde sayfanızda da güzelce paylaşabilirsiniz. Gösterebilirsiniz playlist. Buradan direkt mesela seyredebiliyorsunuz. YouTube'a da gidebiliyorsunuz zaten. YouTube'dan alıyor zaten sonuçta videoları. Bu da Instagram. Instagram feedlerini çoğu eklenti hemen hemen çoğu eklenti ücretli arkadaşlar. Bir tane ücretsiz yani bu şekilde kullanacağız bir eklenti buldum. Bununla ilgili gene ileriki günlerde bir video çekeceğim ama şu an bu eklentilerin dışında ayrıyetten büyük bir eklentinin eğitim videosunun altyapısıyla uğraşıyorum. Onu Türkçeleştiriyorum ve şu an YouTube'da bununla ilgili bir çalışma yok. Sanırım ben ilk yapmış olacağım. Eğer yapabilirsek tabii bakalım. Biraz uzun sürecek çünkü o. Mağazamıza geldik. Bir tane ürün alalım. Sepete gidelim. Evet, her şey normal. Ödeme sayfasına gidelim. Evet. Ya bunlar Türkçeleştireceksiniz arkadaşlar. Türkçeleştirme. Ben şeyi düşünüyorum zaten yani aslında aklımda da vardı. Bu eğitim videolarında Türkçeleştirme yapmış olduğum dil dosyalarını bizim ana sayfamız olan Max Handmade'de paylaşacağım arkadaşlar. Şurada bakın şöyle. Bu bizim ana sayfamız biliyorsunuz. Arkadaşlar buradan YouTube'a gidebiliyorsunuz. İşte WordPress eğitimleri burada da var. Buradan videolarımıza ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gene YouTube'dan alıyor. Burada paylaşacağız. Hatta şöyle bakın. En son paylaşmış olduğumuz videomuz. Gördüğünüz gibi. Buradan da arkadaşlar videolarımızı seyredebilirsiniz. Burada dil dosyalarını paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya buradan paylaşacağım ya da onunla ilgili zaten şey yaparım. Link açıklamalarda linklerini bırakırım arkadaşlar ya da Google Drive'da paylaşabilirim. Yer bakımından onu bir karar vereceğiz. Evet, neyse sayfamıza gelelim. Gördüğünüz gibi siparişi tamamlatmadı. Çünkü neden? Üye değiliz. Üye olmadığımız için sipariş tamamlanmadı arkadaşlar. Burada hemen yeni bir üye oluşturulacak. İşte isim hemen yazalım. Hatta bir tane de oluşturalım. Değil mi? Evet.
Hatta evet bu şeydeydi ama değil mi? Tamam. Diyelim. Tane şifre. Dediğim gibi 6 karakter yeterli. Evet okuduk. Kabul ettik. Kayıt ol diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeye geldik. İşte artık burada siparişi tamamlayabiliriz. Arkadaşlar burada telefonunuz gerekli olan alanları yazacaksınız, dolduracaksınız arkadaşlar kargo bilgileri için. Orada da siparişimizi tamamlayacağız arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu arkadaşımız mesela bu girişlerle giriş ve yeni üyelikle biraz sıkıntı yaşıyor herhalde. Bir de e-ticarette işte dediğim gibi bu sahte siparişleri, fake siparişleri bir nevi engelleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hatta ileriki zamanlarda buna herhangi bir botları engellemek için bir eklenti de kurulabilir diye düşünüyorum. Bunu da kapatalım. Evet. Bu eğitim videomuz bu kadar. Fazla da uzatmayalım. Bir sonraki eğitim videosunda buluşacağız. Buluşmak üzere arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olursanız, eğer videomuzu da faydalı bulduysanız, paylaşırsanız, beğeni atarsanız, yorum yazarsanız özellikle de bu eğitimleri de olmayabilir, başka eğitim konuları olabilir ya da benim gözümden kaçırmış olduğum durumlar da olabilir arkadaşlar. Bunları da yazarsanız, benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni videomuz gelecek. Yakın bir süre sonra bir daha başka bir videoyla daha gene karşılığı. Ama dediğim gibi başka bir projenin üzerinde çalışıyorum. O da gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlara böyle şey gelecek, iyi gelecek diye düşünüyorum. İnternet sitemizi dediğim gibi ana internet sitemiz Max Handmade arkadaşlar. Test sayfamız biliyorsun bu lokal sayfamız. Ayrıyetten bir de web sayfamız var. Onları da zaten paylaştım adreslerini biliyorsunuz. Bir sonraki video neyse çok uzattık gene. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.